Bağcılar Belediyesi böyle bir toplu şölen, toplu şölen yapıyor. Hanımımın haberi yok bundan. Toplu şölen yapıyor. Bir gün dedim ki, ya dedim, devamlı bazı söylüyor diyor içine. Ama olmuş. Onun içine dert olmuştu biliyor benim musun? Gelinlik giydiremedim. Benim değil de onun olsun. Yani istedim yani yapayım. Sonra dedi ki, ya dedim, gittim belediye, dedim böyle böyle bir durum var dedim. Ben de dedim katılabilir miyim buraya dedim. Dedi ki, hemen dedi katılabilirsin dedi. Yazdılar, ettiler, Allah razı olsun. Aradan 3-4 gün geçti. Daha haber vermedim ben. 3-4 gün geçti, haber vermedim. Ondan sonra dedim ki, sana dedim böyle böyle bir durum var dedim. Sana dedim haber vereyim dedim, ona göre hazırlan. Çünkü mecburdum haber verme, gelinlik alın. Beni götürecek mecbur. Olmasaydı aynı gün götürecektim oraya. Gelinlik alacaktı. Gelinliğin yerini buldular, tarif ettiler. Gittik beraber, gelinlik giyindi, edildi. Söyledikten sonra da dedi ki, sen dedi ne yaptın dedi. Dedim böyle böyle dedim, içime dert oldu, senin de olmuş dedim, bunu böyle geçirelim dedim yani. Hoşuna gitti, gittik gelinliği aldı, giydi, etti. Ondan sonra geldik şölene. Şölen de güzel bir tören oldu. Görünce heyecanlandınız mı beyaz gelinliği? Olmaz olur mu? Yani, o seneye gittim. Ben bu yaştan sonra hanımımı eğildim, elini öptüm. Barış şimdi. Ben isterdim o zaman olsun. Ama bunlar da güzel yani. Görmeyen de var. Nasip kısmet. Görmeyen de var. Şey. Allah nasip etti bize. Böyle de oldu. En azından düşündüğü, kafasında olduğu nispeten de olsa yerine getirdim yani. Ya ne kadar güzel. Aynı o günkü gibi duruyor ya. Gerçekten. O günü güzel geldi sana. Bir daha giy de göreyim şimdi. Ha, giyeyim senin için hayatım. Ne derler ona, hani yukarıda çok şeydi, varlıklıydı. Hani şimdi sözün meclisten dışarı attan indi meşeğe bildir hesabı. Türkçesi o. Ben de. Öyle geldi, beni kabul etti. Ama o gün bugün Allah razı olsun. Hep beni derledi, topladı, hep bana sahip çıktı. Benim bazı böyle deliliklerim oluyor filan. Gençlikte o zamanlar. Hep bana sabretti, katlandı. Buraya kadar geldi. Demeyecek söylediği laflarım çok önemli. Herkes bunları görmesi lazım. Evlilik kolay bir şey değil. Mesuliyet isteyen. Oyuncak değil. Bunları idrak etmeleri lazım. Yani ben evlendim ettim yok. Ayağını basacağı yeri çok iyi görmen lazım. Fedakarlık yani. Fedakarlık lazım. Yani hanım hanımlığını yapacak, bey beyliğini yapacak. Bu işi yürütecekler. Çocuk oyuncağı değil bu. Onun için buraya kadar geldik. Aşağı yukarı biz görüştük hanımla, konuştuk. Bir sene, 1,5 sene falan oldu. Ben evlerimiz böyle 4 ev arası böyle var. Evden çıkıyorum, sabahleyin babası dokumacı olduğu için 7'de gidiyor. Evet. Ben hemen böyle pencereye çıkardım, gitti mi diye bunu takip ederdim. Gittiğinde ben hemen evden çıkardım, hanımın evine girerdim, 4 ev ileride. Hem o zaman kahvaltı yapayım diye düşünüyordum. Kahvaltı da zengindi. Sucuklar, şunlar, bunlar filan ben orada gördüm o zaman. Ona gidiyordum. Biraz da muhabbet edelim filan, oturalım diye. Çocuklar küçük, baldızlar, kayınço. Onlara bakıyor. Annesi öldükten sonra onlara bakıyor. O arada bana da bakıyor tabii. Ondan sonra girdim odaya, oturdum. Konuşuyoruz, oradan buradan konuşuyoruz. Bir baktım zil çaldı. Zil çaldıktan sonra dayısı gelmiş köyden. 15 sene sonra dayısı gelmiş. O dayıyı da anlatıyorlar. Ben bilmiyordum, hani kesiyormuş, etiyormuş, biçiyormuş. Sert bir dayı. Şimdi sağ olsun görüşüyorum, anlatıyorum hep de onları. Sonra bir baktım, nerede dedi, Mükerrem dedi. Eyvah gelmiş dedim ben de. Ben sesimi kalktım. Duyunca. Kalktım, uzun bir hol var böyle, kapı ileride. Biz de uzun olduğu için dip taraftayız. Oda içeri girmeden ben hemen yanlıya hop balkondan aşağı attım kendimi. Bakmadım ki düşer miyim, eder miyim diye, yani aklıma hiçbir şey gelmedi. Can abi, şimdi evin arka tarafı böyle 4 kat
Ama iki kat böyle bodrum var. Eğer orada kendini dengelemese, o bodrumun üstüne atlamasa bir de aşağıya inecek, düşecek. Tabii. Anlatamazsın. Yani şöyle de böyle de öyle bir kişi. Yani. Alır vurur. Bir şeyler yapar. Gencecik adamım ben. Niye gideyim ya? Daha sonra ile evleneceğim. Tabii daha yani. Neler olacak daha. Hayatımızı son getirdi yani. Ondan sonra ben doğru atladım tabii. Atlayınca toprağa böyle geldim. Yıldızlar geldi böyle gözüm önüne. Gençlik var tabii. Kalktım. Kalkınca doğru gittim eve. Döndüm bizim eve gittim. Kapının orada duruyorum. Acaba diyorum geldi şimdi gördü de bizimkini diyorum. Acaba bir problem oldu mu diye. Oldu mu, vurdu mu, döldü mü falan diye. Baktım onu düşünürken baldız. Sağ olsun. Ceketinden pantolon. Fatma ceketten ayakkabıları, pantolonu falan almış. Ayakkabıyı. Ondan sonra hop geldi. Dedim ki ne oldu, bir şey oldu mu dedim. Yok dedi enişte dedi, hiçbir şey yok dedi. Geldi dedi öyle oturdu dedi içeri. İyi dedim zaten öyle olacak, bu başka ne olacak bilmiyor çünkü adamcağız, ne yapsın. Öyle bir maceram da oldu yani, onu da atlattık.